Evet, bugün sonunda IQ modülatörümün ilk testini yapmayı başardım. Sizinle paylaşayım dedim. Bu bir IQ modülatörü. Normalde bu bizim 2.4 GHz'deki cihazımızda kullanacağız. Bugün testi yapmak için lokal osilatörünü 1200 MHz seçtim. Aslında 4.5 GHz'e kadar çalışıyor. 2.7 GHz'e kadar çalışıyor bu IQ modülatör. 1.2 seçmemin sebebi testi 9700 ile çok daha rahat yapabilmek. Bunda 23 santim bandı var. Şöyle çalışıyor. Bir tane ses dosyasını SSB IQ modülasyonu yaptım. Aslında bu burada olmak zorunda değil. Çünkü benim IQ modülasyonum zaten burası üretiyor. Ama hızlı test yapabilmek için PC'de SDR Angel'la bir IQ dosyası oluşturdum. Ses dosyası buradan kulaklık kablosuyla çıkıp I ve Q sinyalleri buradaki IQ modülatörüme giriyor. IQ modülatörüme bu kablo aracılığıyla da 1.2 GHz geliyor sinyal jeneratöründen, yaklaşık eksi 46 dBm'de. Eksi 80, eksi 90'a kadar da sorunsuz çalıştı. Bunun çıkışı da gelip Aykom'un anten girişine bağlı. Bu da ses kaydım. Ekrandan normalde oynadığımda. Burası Ankara Tel 2 Delta Sierra. Test yapıyorum. Bunu test sesi olarak kullanacağım. Sesini duyabiliyor musunuz? SSD IQ modüle edilmiş bir ses dosyasın. IQ modüle edilmiş SSD olarak göndermek üzere hazırlanmış bir ses dosyasıdır bu. Test 3-4-5 modülasyonda. Evet, geceyi bitirmeden güzel haberi de vereyim. Bizim IQ modülatörümüzle de çalıştım. Sadece Raspberry Pi'yi kullanıyorum burada ve display'i ve tuş takımını. PC'den bir tane WAV dosyasını, normal ses oynatıcısıyla oynatıyorum. Mikrofondan ses girmeye üşendim. Gerçi mikrofonum da varmış burada bir tane. Mikrofonla birazdan testi yaparım. Normal buradan ses çıkışını alıyorum hoparlörden, gelip bunun mikrofon girişine giriyor şuraya. PTT sürekli basılı durumda. Buna gelen sinyalleri şuradan göreceğiz birazdan. Normalde bunun ürettiği şurada I ve Q sinyalini üretiyor. Ürettiği I ve Q sinyalini modülatörümüze veriyorum I Q kanallarından. Hiç bir yaslama yapmaya uğraşmadım. Aslında bir yaslama yapınca çok çok daha süper olacak. Araya şöyle bir kat getireceğim ama şimdilik o bile olmadan güzel çalışıyor. Frekans olarak da 1241-500 frekansını besliyorum lokal osilatör olarak. Bu da yine devremizin üzerindeki lokal osilatör devresinden gelecek. Çıkışı da bu kabloyla Aykom'a giriyorum. Aykom'da 1241-500'ü dinliyor. Mandalına basılı. Şimdi şuradan play'e basıyorum. Ses dosyasını oynatıyorum. Normal bir ses dosyası. Ve şu anda bu gürültülerin tamamı adaptörlerden gelen gürültüler. Sesimi duyabiliyor musunuz? SSD IQ modüle edilmiş bir ses dosyası. IQ modüle edilmiş SSD olarak göndermek üzere hazırlanmış bir ses dosyasıdır bu. Test 1-2-3-4-5. Sanırım cihazımız kaydı bu arada. Bir adım daha yaptım. İleriye gittim. Şurada da IQ datasının çıkışı var. Biri I kanalı, biri Q kanalı. Evet, ses dosyası bitti. Tekrar play'e bastım. Şuradan o kablo gelip mikrofon girişine giriyor. Şurası mikrofon girişim. Hatta şu parmağımla. Evet, şimdilik bu kadar. Evet, duyar gibiyim. Biz hani 2.4'te gönderme yapacaktık. Sen niye 1.2'de test yapıyorsun diye. Çünkü elimde 9700 radyo vardı. Onunla test yapıyordum.
yine normal PC'deki ses kayıt dosyası buna geliyor ama bu kez referansın yerimi 2400-277 yaptım. Yani bizim köyün buluşma frekansımız, evet, bu da 2.4'teki hali. Hatta pislik yapıp şimdi bunu şuradan amfiye bağlasam uyduya bile çıkar da gecenin bu saatinde iş çıkartmayalım başımıza diyeceğim. Ama şeytan da bir taraftan dürtmüyor değil.